sabahtan beri bir şeye giriyorum. Hastasıyım. Arda çok iyi Berat yapıyor, taklidi yapıyor. Evet. Şunu ya Allah'ını seversen yapsan çok istiyorum ya. Şuraya otur yanına. Sen Berat'sın mesela. Nasıl yapıyor? Abi onu şey yapalım. Mor masa geldiğinde yapalım mı? Evet. Şimdi gelecek. Gelsin o zaman. Gel. Morlar gelsin. Ben size... Ya Berat olacak. Sen onlarla Berat gibi konuş. Yok ben başka bir şey yapacağım abi. Değil mi? Bir gelsinler. Hastasıyım onu Berat koşmasın. Ben geçeyim. Evet. Mor takımda Berat olarak Berat geleyim. Sen Berat olarak geleyim. Ama aranızda yok hocam. Şortsuz geleceğim. Sen bize yemeğini savunacaksın öyle mi? Sorun Berat abi ben anlatayım size. Berat'cığım hangi sırada bunu yiyeceğiz? Şerfim hangi sırayla yemek isterseniz Adana'da öyle yiyebilirsiniz. Yani biz her türlü yeriz. Onun yanına güzel bir sokum da yaparsanız tam ağzınıza layık olur şefim. Salata bugün. Salata olmaz şefim. Salatayla olur mu öyle? Benim kaşlarımı böyle yapar. Kaşlar aynı oldu. Salatayla öyle olmaz. Yanına Adana'nın. Adana'nın yanına bulgur pilavı olmaz şefim. Ayrıca Antonya'da onu doğru yapmıyor zaten. Antonya'ya ben o konuda kızgınım. Ama kapkadan tavşan mı çıkarayım? Kapkadan tavşan mı çıkarayım? Bravo. Bu şapkadan tavşan zaten. Yani şu bizim, yani demek ki Arda, bak şeye bağlanıyor bu iş. Tüm kabiliyetle bir şey var. All around ability, İngilizcesi. Yani bir adam iyi şefse iyi de aktör olabilir. Heykeltıraş olduğunu da ben tahmin ediyorum onu. Bir de tenor olduğunu tahmin ediyorum. Ama şefim ben Adana'da bunu yapamıyorum böyle. Bu yarışmada bunu anlatabiliyorum. Bak bu kaşımın böyle olmasının bir sebebi var Ayhan Bey. Bunu ben böyle yapamıyorum. Değil mi Berat? Değil mi? Doğru mu söylüyorum ben? Aynen. Yap bakayım kaşı. Yap bakayım kaşı. Yapamıyorum. Ya şimdi artık bitti. Yapamıyorsa öğreteyim ben sana. Biraz ben nefret. Kaşını böyle yaparsan tam ve eksiksiz bir şekilde yapacaksın Berat. Bravo. Bir ara boş zamanında gel de Berat çalışalım. Ay Allah ya. Neyse. Öldürdün yani. Vallahi sen de çok yaşa. Arda Şef öldürdün. Teşekkür ederiz. Peki bu sanat kimden çıktı? Üçüncü sanat. Abi bravo. Ben Antonio'dan. Nice. Güzel gayet iyi. Yani yavaş yavaş dediklerimi yani hoşuma gidiyor. Ne demek istediğimi anladığınızı gördüğüm için. Teşekkür ederim. Yani tam Ayhan abinin dediği önce gözden bizi kapacaksınızın. Gözden abla. Bütün örneklerini bütün masalarda görüyoruz. Gözden abla. Bundan başlıyoruz değil mi? Buna başlıyoruz. Ondan başlıyoruz. Pardon. Başlıyoruz. Anlatayım mı salatayı? Şef? Anlat. House salad diyeyim. Çünkü ben onu icat ettim. Benim kendime var. Öyle mi? Evet. House salad. Lentil. Mercimek. Pardon. Çok pardon. Mercimek. Biber, havucu. Biberlere de tereyağı da, sarımsak da hafif al dente kaldılar. Bıraktım onların içinde. Altında ballı hardal sosu yaptım. Helin peynirin yanında. Mercimekin dışında her şeyi hafif al dente bıraktım. Biraz daha küçük küçük olsun ağzınızda. Bir de biber var, chili biber var. Bir de mango var. Yemek için sabırsızlanıyorum. Evet, ben de. Bu yemeği sen bize anlat abi. Servis edeyim mi size? Sen mi etmek istersin? Hadi gel. Et. Yani isterseniz eğer. Et ablacığım, et. Sen, gel. Bak. Bir. Çalış. Çalışırken de anlat. Çalış. Bak. Yeşil mercimekli yahni yapacaktım. Evet. Sonra dedim ki neden üstüne güzel bir patates püresi koymayayım. Ve koydum. Daha yapmadım böyle bir şey. Yeşil mercimekli yapmadım. Yeşil mercimekli ilk defa çalışıyorum. Kırmızı mı? Shepherd's pie gibi bir şey. Shepherd's pie'la. Evet, shepherd's pie. Biraz şeye dönmüş. Yani shepherd's pie'la şey arası bir yerde. Beşamel soslu. Beşamel sos değil bu patates. Yok, mesela. Ha, pardon. Mesela gibi. Evet, tabii aynı. Müsaade ederseniz. Pardon. Ay, duymadım. Son olarak da mercimekli brownie mi, normal brownie mi? Mercimekli brownie. Mercimekli brownie. Evet. Yediğimizde böyle mercimek tadar mısınız? Şef, 2 su bardağı mercimek var haşlanmış. Alırsınız.
Ellerinize sağlık. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hazırsak turuncu takım lütfen buraya gelsin. Abi bunu alır mısın? Ayten abla teşekkürler. Nasıl başlayacağız kızlar? Hangisinden nasıl isterseniz? Buradan başlayamayacağız. Nereden? Bir mercimek pilavımız var. Salatamız var ve köftemiz. Salatadan başlayalım isterseniz. Salatadan önce başlayabiliriz. Aslasıyım, severim. Sonra buna mı geçelim? Ona geçebilirsiniz. Tabii. Patates pürüsü eşliğinde size yeşil mercimekli bir köfte yaptım. İçerisinde bir yumurta, bir soğan var. Bol sarımsak, köri sosu var. Biraz da galeta unu koydum. O şekilde bol yağda kızarttım. Yağını çekmemesi için hızlıca çıkarttım zaten. Çok fazla bekletmedim. Üzerine de sarımsaklı bir yoğurt ve pul biber. Eti nasıl pişirdin kardeşim? Tereyağında et suyuyla biraz pişirdim. Yani ilk önce dilimleyip sonra mı? Evet. Önce dilimledim. İlk etimi pişirdim. Ondan sonra soğanımı, sarımsağımı koydum. Eti çiğken dilimledin. Evet, pişirdim. Evet şefim. Yani bir de et suyu ben ayrı hazırladım. Et suyunu ekledim. Biraz etin pişirdim. Suyuyla pişti. Tatlıyı sen alır. Tabii ki. Krokodil. Tatlı. Üç farklı kişi olarak size üç farklı hangisi tatlı. Hangisinde mercimek var? Ortasında, ortadakinde. Niye böyle bir şey yaptınız? Hani görsel... Görsel olsun. Bir de aslında hiç bugün gerçekten çalışmayı sevdik ve farklılık yaratmak istedik. Üç farklı birey olarak, üç farklı renk olarak size üç farklı tatlı yapmak istedik. Evet de mesela ortada mercimek kullanmak istedik. Mesela bunu beğenmedim. Eksi yazar sana. Süt tatlısı olarak değerlendirdim bunu. Baz aynı zaten. Baz aynı mı? Evet. Aynı. Baz aynı, evet. Birinde mercimek püresi var, birinde ceviz badem krokan var, diğerinde kahve çikolata sosu var. Buyurun kızlar. Teşekkür ederiz. Rica ederiz, afiyet olsun. Emeğinize, ellerinize sağlık. Dursun. Bir şey yapalım, alırız sonra. Şimdi müsaade ederseniz şöyle bir son bir toparlama yapacağız. Evet. Şeflerle ve size sonucu açıklayacağız. Az sonra. Az sonra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.